Herkese merhaba. Hayırlı cumalar olsun. Evet, yani insanlar illa ki öyle değil. Biz nasılsak öyle davranıyorlar. Bizi bize gösteriyorlar. Bir kere bunu fark etmemiz lazım. Bütün alem bizi bize gösteriyor. Yani biz nasılsak bize öyle geliyor herkes. Şimdi bir kere bunu fark etmenin büyük faydası var. O zaman ben Ahmet'i tanıyorum diyoruz ama pek tanımıyoruz yani. Pek bilemiyoruz. Ama bizim düşüncemiz, bu alem düşünceden yaratılmış. Bu alem öyle. Ve düşünceden yaratıldığı için illüzyon deniyor buraya. İllüzyon olan bu alemde düşünceden yaratıldığı için bizim düşüncelerimiz bize doğru geliyor. Bir kere bunu iyi tanımak lazım. Yani biz o düşüncelerden çıkamadığımız için, o etkiden çıkamadığımız için bir sürü şey yaşıyoruz. Ve biz düşünceyle oluşturuyoruz. Biz kendimizi bir kimliğe sokuyoruz. O kimlik bizi bu kimliğe soktum dediğiniz anda bütün alem size evet diyor. Bu kimliktesin. Sen kendini nasıl görüyorsan, nerede görüyorsan hiçbir itirazı olmuyor alemin, Allah'ın sana. O yüzden eğer alem sana aynaysa, şimdi orada bir şey vardı yani, alem mi sana ayna, Allah mı sana, Allah mı ayna, sen mi Allah'a aynasın veya Allah'ın işi mi bu? Hepsi farklı. Hepsi farklı. O yüzden yani bir kere ben Allahsız bu yürünebileceği ne bilmiyorum yani. Ama şimdiki zamanda yani senin bu kimliğini, bu vücudunu, bu kalıbını bütün işte ışığa, nura, düşünce alanında muhatap ettiğin zaman bu kalıp etkilenip fark ediyor mu, iyileşiyor mu? Evet. Evet. Niye? Çünkü düşünce oluşturuyor. Onu da oluşturuyor, bunu da oluşturuyor. Doğru mu? Ha. O zaman sen düşündüğün zaman, yani şu anda ben düşünüyorum. Yani bütün kendi vücudumu gözümün önüne getiriyorum. Ve bütün vücudumu bir enerji olarak gözümün önüne getiriyorum. Bütün vücudumu, hatta işte anka olarak gözümün önüne getiriyorum. Veya bütün vücudumu daha da büyük bir şey olarak gözümün önüne getiriyorum. Bütün alemleri kaplayan bir enerji olarak gözümün önüne getiriyorum. Bütün bu vücudu o derece büyütüyorum ki zannımda, düşüncemde bunu oluşturabiliyorum. Oluşturduğum anda bunun hissini yaşayabiliyorum. Hatta bunun enerjisini yaşayabiliyorum. Bunun iyileşmesini de yaşayabiliyorum. Doğru mu? Doğru. Yani ben ilk önce ne? İşte ben kadınım, erkeğim, Ayşe'yim, Fatma'yımdan, bir enerjiyimden. Enerjiden sonra ben ışık bedenim var. Yani bütün Rahman potansiyeli denilen, hadi şimdi dini şeyleri sokmayayım araya ama bütün o halde kendime şu anda gözümün önüne getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. Madem ki getirebiliyorum, oluyor. Nereden biliyorum? Düşünce oluşturuyor çünkü. Oradan biliyorum. Çünkü ben bir şeye kötü dediğim zaman kötü oluyor mu? Oluyor. Bunu da dediğim zaman bu da oluyor. Onu biliyorum çünkü düşüncenin de oluşturduğunu. Öyle değil mi? Ha. O zaman ben o potansiyelimi genişletebiliyor muyum? Genişletiyorum. Biraz daha genişlete. Bütün alemleri kapsayabiliyor mu benim o enerji vücudum? Kapsayabiliyor. Hatta daha da dağılabiliyor mu? Evet. Bütün alemlerin ötesine geçebiliyor mu? Geçiyor mu? Geçiyor zaten yani.
şu anda düşüncemde olduysa oluyor bu. Doğru mu? Doğru. Peki buraya dönüp baktığımda buraya olan etkisi nasıl bir şey? Buraya olan etkisi buraya dönüp baktığımda benim bilincim bir yere doğru gidiyor. Düşüncelerim bir yerde toplanıyor. Hissimin iyileşmesi lazım şimdi. Yani o hissin bende artık etkisini sürdürmemesi lazım ki benim moleküllerim, hücrelerim, kanım, kan, kaslarım, iskeletim dahi bütün buna muhatap olsun. Bu vücuttaki bu maddede bir etki yaratabiliyor mu? Yaratıyor. Yaratıyor yani. Yaratabiliyor. Öyle. O zaman yani normalde işte rahatsızlık duyacağım şeyi. Fakat ben buraya döndüğüm vakit yani bu enerjiyle, bu şeyle fark da bana gözüküyorsa fark. O zaman benim işte Sibel ismim, Gülçin ismim, Ahmet, Mehmet, Sinan ismim başka türlü formlarda var. İyi ki de var diyebiliyor muyum? Diyorum. Çünkü birlik alanını fark etmek ve o noktadaki bütün enerji vücutlarının genişlemesi ve şu anda buna şahit olman ve şu anda bununla hareket etmen başka bir şey. Buradaki bu vücutta kundalini'nin yukarı çıkması önemli. Neden? Kundalini potansiyel bir enerji. Nerede bu potansiyel enerji? Kök şakramı. Bu vücudun bir tarafında değil mi? Kuyruk sokumunun etrafında olan bir enerji alanı. Yani bir potansiyel enerji alanı. Ve eril ve dişil olarak hareket eden bir enerji. Eril ve dişil olarak da hareket ediyor. Ortasından bir enerji akışı alanı var. Daha var. O nedir? Ama nedir? Yaşam enerjisi o. Yani evet ama nedir? O gerçek olma hali. Yani hepinizin sırtında, arkasındaki aslında şahmaran denilen şey o. Yani yaşam pınarı. Bunun yukarı doğru çıkıyor olmasıyla birlikte bu aslında nedir? Genişleme burası. Gerçek yaşam bilimi başlıyor. Yok. Senin bütün bilgin orada zaten kök çakrada ve oradaki bütün kayıtlarla birlikte tüm sistemini ve bütün enerji alanını yükseltiyor. Bu neden önemli? O ruhsal enerji aslında onun şey. Şimdi yapıyor. Bunların hiçbir tanesini işletmeden, bak vücudunuzda, bunların hiçbir tanesine ihtiyaç olmadan hakkı vuslat edebiliyor musun? Evet. Ediyorsun. Neyle oluyor bu? Bu kundalini ile değil, bununla mı oluyor? Evet. Öyle bak şimdi. Evet. Bununla mı oluyor? Yani hiç kundalini egzersiz mi yapıyorsun? Evet. Hayır. Bilmem ne mi? Otomatik oluyor. Hayır, onu bırak şimdi. Oluyor, olmuyor. Ama hakkı vuslat ediyor musun? Birlik alanını fark ediyor musun? Bütün o alanları görebiliyor musun? Evet. Bu bütün hepsinin o alanını görmek nedir? Bütün bu boyutlar, bilmem neler. Yani senin öyle genişleyebilmen nedir? Niyet değil, hayır. Burada net olalım bak. Ademiyet doğru. Ademiyet hepsini kapsıyor da. Ama nedir? Yani ben sadece gönül alanının farkındayım. Bütün genişleyebildiğimin farkındayım. Bütün alemler kadar enerji vücudumu yürütebildiğimin farkındayım. Ve bu enerji haline ademiyetle birlikte bu vücuda etkisini alabiliyorum. Sonsuz potansiyel doğru. Fakat bunun adı ne?
insan olmak. Rahman ya, Rahman, Rahman. Yani, evet, geldi ama Rahman. Rahmaniyet senle beraber, Ademiyet senle beraber, sonsuz potansiyel. Şimdi geldik bu vücuda. Ha, şimdi bu vücutta ki bir şeyi hareket ettirmem lazım benim icabette. Neden? Niye? Benim Rabbim kimdi? Rabbim? Rabbim Belgin, Rabbim Sibel, Rabbim Nazan, Rabbim Görsev, Rabbim Nurdan, Rabbim yani senin olduğun isim. Peki, ben peki bu Rabbimle olan ilişkimde, ama güzel değil mi şimdi bu anlattığım? Ne lazım bana? Yani benim kök kuyruk sokumunda yazılmış olan DNA'larımın bütün DNA paketleri orada. O yazılımın benim beynime kadar yukarı çıkması gerekiyor. Neden? Efendim? Yani gönülle akıl orada birleşiyor ve gönül yok. Gönül hep var. Gönülü keşfettik. Gönüllü. Ve hiç karıştırma. Ama bunu neden benim yapmam gerekiyor? Rahimiyet için. Rahimiyet sırrının bende açığa çıkması için. Rahimiyet. Yani benim bu isimde, bu vücut. Ben öbür türlü bu isim, bu vücut muyum? Değiliz. Hiç alakam yok. Bu isimle, bu vücutla bir işim var mı? Yok. Bu isim ve bu vücutsuz iş görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Ama bu isim ve bu vücutta rahimiyet ortaya çıktığı vakit, yani benim kundalini başıma doğru geldiği vakit, yani işte şahmaran diyorlar bir şey, ben çok oturlu bilmiyorum. Rahmani rahim olması için. Neden rahim olması önemli? Yani rahimiyetimin açığa çıkması için. Rahimiyetimin açığa çıkması niye önemli? Beni ne yapar? Tekrar doğurur. Her şeyi yaptırır. Tekrar doğum olur ama ne yapar beni? Efendim? Ben çok açık hemen söyleyeceğim. Fert yapar. Ferdiyetim ortaya çıkar. Ve ben de bu zevk zuhur etmezse ferdiyetimi yaşayayım. Yani Gülçin olma ferdiyetine, Sinan olma ferdiyetine, Müge olma ferdiyetine, benim bu enerjinin kafama doğru gelmesi ve beynimde bu sonsuz alanla buluştuğunu zevk etmemle birlikte yaşamak. Doğru mu? O zaman ben hem farklı hem fert olabilir miyim? Kades deniyor buraya, Kudüs denilen yer. Yani senin böyle bir enerji alanların var seninle beraber. Okey? Gerçekten yani Anka'nın manası nedir? Anahtar. Anahtar. Peki bu varoluş eğer benim şu benliğimde, rengin benliğimde, Sibel benliğimde zuhur ettiyse bu enerjilere kaçmak değil. Hiç kaçmadan bu vücudu o hale döndürmek üzere bir zevk, bir ferdiyet, bir farklılık, fark olması için. Güzel olur mu? Olur tabii. Şimdi bundan ilgili başka şey de konuşuruz inşallah ama bu vücudun bu şimdi hani şimdilerde şey yapıyorlar işte biz zaten hak vücudu nedir? Ne zaman, ne mekana bağlı, ne de alemdeki oluşumlara bağlı. Doğru mu? Evet. Yani ötesi, supan diye başlıyoruz zaten. Ötesi. Ama o öteden, buraya doğru nüzülde, biz oradan gidiyoruz. Yani bazısı başka türlü gidiyor, biz böyle gidiyoruz. Nüzülde, bu vücutlardaki keşfiniz. O zaman sizin kundalininizin yukarı çıkmasıyla. Peki, şimdi... normalde bizim nedir? Ben size şimdi bir nefes egzersizi yaptırırım. Kundalininiz yukarı çıkar. Doğru mu? Yani gözünüzü kapatırsınız, hayal edersiniz çıkar. Ama doğrusu ne?
her an, hiçbir şey yapmadan böyle olması, bunu böyle yaşıyor olmamız. Doğru mu? Okey, inşallah. Tamam. Yani bunun bir önemi var, bir güzelliği var. Ama bu enerjinin sizin omuriliğinizden yukarı beyninize doğru çıkmasının da bir hali var. Ama şimdi biz bir zikir yapalım, değil mi? Nasıl mesela? Veya nefes yapalım. Nasıl yapıyorduk? Bu 5-30 kereden sonra hemen zaten bizi o havaya, oraya sokuyor. Yani o enerji yukarı doğru gidiyor mu? Gidiyor. Ve bu olmaya başlıyor mu? Başlıyor. Biz o hali, o bütünlük halini yaşıyoruz zaten. Doğru mu? Okey. Yani burada mesela belgin olmanın bir muhteşemliği var. Yani bütün bu oluşlarla beraber. Yok olmanın da bir güzelliği var. Doğru. Ama belgin olmanın da bir güzelliği var. Men arafe rabbe o, nefse o fakat arafe rabbe o. Ne demek? Nefs nedir? Senin manyetik alanın, yani rengin alanı, sibelin alanı nefstir. Doğru mu? Çekim alanı var çünkü. Doğru mu? Ondan sonra da ölmeden önce ölümüz dediği şey, yokluk ve alemlerin ötesi olan alan, senin Hazreti Peygamber'in söylediği ve bütün varlık alanı. Varlık alanının hepsi Allah. Bütün yaratımlar Allah ve senle beraber. Senden ayrı değil. Yani sen Allah'a doğru giderken, Allah'la giderken, bu sefer Allah seninle beraber gitmeye başlıyor. Doğru mu? Eyvallah. Neyse. Şimdi eyvallah. Tasavvufsuz ben bilmiyorum yani. Öyle herkes bilebiliyor ama ben bilemiyorum. Yani etrafta anlamadığını anlaman gerekiyor ki diğer alanı fark etmeye başla, algılamaya başla, anlamaya başla. Şimdi normalde mesela Refik Korkmaz eğitimlerinde gözünü kapatıyorsun, alfaya geçiyorsun. Bu gözü kullanarak, bizde öyle değil. Gözün açık, her yerdesin, kapat orayı. Gülüyorsun ama öyle. Evet. Ne dedi? Hiç cevap verme. Ne yapıyor? Sana ne? Yani. Ne iş yaptın? Hiç ilgilenmiyor. Seninle alakalı bir durum yok. Yani. Hepsini geç. Neden? Niye? Çünkü buradaki yazılımı dışına çıkmadan burayı okuyamazsın. Ha, bu doğru mu? Doğru. Ha, bu şimdi levh-i mahfuz değil. Bütün bu yazılımı. Buradaki yazılımı farkı anlayan da gönlüm, farkı fark eden de gönlüm. Evet. Ama bu ben çok her birinizin ayrı ayrı bu vücutlarda ferdiyetini keşfetmesi rahimiyetiyle oluyor, rahim ismiyle oluyor. Amin. Eyvallah. Allah o zevki eriştirsin hepimize. Cumanız mübarek olsun. Rahim hakikatine bize açsın ya Rabbi. Rahman herkes içindir. Rahim özel durumlar içindir. Ferdiyet içindir. Bizi ferdiyet zevkine ulaştırsın. Çünkü orada hem birliktesin hem çok farklısın ve farklı olmaktan da çok büyük zevk duyarsın. O zevke Allah Rabbim bizi yetiştirsin diyorum. Rahim ismiyle. Rahim isminin gizliliklerini, özelliklerini bize versin. Çünkü Rahman'ı aşağı yukarı fark ettik bir sürü alanda. Yani biz öyle yapmayınca öyle olmuyor. Doğru mu? Doğru. Ha şimdi anamız ağladı, doğru. İşte sen kendine verdiğin kimlikle o kimlikten çık diye. Değil mi? Çünkü o kimlikle kısıtlanıyorsun, kayıtlanıyorsun ve o kimlik seni yönetiyor. Doğru mu? O kimlikten çıkabileceğin bir alana fark ettin mi? Ettin. Ettiğin zaman herkese ve her şeye ulaşabilir oldun mu? Oldun. Bu kimlikle ulaşabiliyor musun? Ulaşamıyorsun. Ben buraya bile gidemiyorum. Bak karşımda oturuyor. Ama diğer fark ettiğim alanla her yerde, her an herkesle beraber miyim?
Aynen öyle. Ben şu anda bu konuştuğumu bütün alem dinliyor mu? Dinliyor. Ben bundan emin miyim? Eminim. Benim bu durumda mesela kalabalıklara konuşacağım diye bir endişem olabilir mi? Olamaz. Çünkü bütün kalabalıklar zaten hep benimle beraber. Hiç ayrı değilim. İstesem de olamıyorum. O zaman bu yapı farkını tanıdığım vakit, yani benim şu vücudumla, benim vücuda olmayan enerjetik vücudumla veya ruh vücudumla veya özümle, bir sürü katmanları var onun, fark ediş alanlarıyla benim bunlarla birlikte olduğumu fark ettiğim alanın adı ne? Gönül. Ben bunu burada fark ediyorum. Burada zevk ediyorum. Ve burada o zaman fark ediyorum ki benim istemediğim hiçbir şekilde hiçbir şey bana gelmiyor. O zaman buradaki düşünce alanlarını, o zaman buradaki enerji alanlarını değiştirme imkanım oluyor. Fark etme imkanım oluyor. Bunu böyle istemiyorum diyor. Bunu böyle tamam ama bu böyle tamam değil. Bunu nasıl yaşayacağım? Bana gönlüm öğretiyor mu? Öğretiyor. Gönlüm öğretiyor. Yani o şeyi mesela bakıyorum, ben kendime söyleyeyim bir noktada. Enerjimi kaptırmışım gidiyor. Hiç orayı toparlayamıyorum. Toparla diyorum kendine. Hayır, orada his oraya girmiş ve his beni böyle o tarafta tutuyor şu anda. Ve ben onu bu tarafa çağırıp başka bir hale doğru çalışma yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Hayır, yapamıyorum. Yani bunun içten dışa doğru patlaması gerekiyor. Bir süreliğine okey oluyor ama işte bu kadar bir enerji rahatlaması oluyor ama bilinç mutlaka devreye girmeli ve ben o bilincin zevki bana işlemeli. Doğru mu? Ve ben o bilincin zevkiyle oldu mu olmadı mı? Benim özüm biliyor. Kim bilecek? Oldu mu orası, olmadı mı? Ben gerçekten böyle yaşayabiliyor muyum? Yaşamıyor muyum? Ben özgür müyüm, değil miyim? Benim için bilir. Ben bu yazılımın neresindeyim? Ben kendimin neresindeyim? Kendi yazılımımın neresindeyim? Kendi varlığımın neresindeyim? Neresinde olmak istiyorum? Olmak istediğim yerde miyim? Yani bununla ilgili neler yapabilirim? Neler olabilir? Neler fark edebilirim? Ne zaman teslim olacağım? Ne zaman bir şey yapmam lazım? Ne zaman reaksiyonu fark edip reaksiyonda durumundayız. Ve toz duman dağıldığında gerçekten benim ne yaptığım ortaya çıkar. Hangi bilinçte olduğum ortaya çıkar. Suçlu muyum? Suçsuz muyum? Ben gerçekten suçtan azat olmuş muyum? Acaba suçlarımı ödemiş miyim? Kuyruk sokumunuzda yoğunlaşmış bir enerji olarak duran bütün potansiyel DNA'larınız, kayıtlarınız orada duruyor çünkü. Ve bu sizin başınıza kadar yürümeye başladığı zaman ferdiyetiniz zora gelir. Ve rahimiyeti Rabbim kolaylaştırsın. Amin. Burada önemli olan sizin kendi bu varlığınıza bir kere teşekkür etmeniz lazım. Rahimiyetini inşallah bulmanız lazım. Bu varlık rahmaniyete de gidiyor. Bir sürü ademiyete de fark edebiliyor. Ama en güzeli kendi rahimiyetini fark etse kim bilir neler mümkün olacak. Ne güzellikler mümkün olacak diye düşünüyorum. Şimdi Allah'la bakmaya başladığın zaman, şimdi sen kendinden yola çıkıyorsun. O diyor ki annem böyle. Hiç at orayı, öyle değil. Allah'la bakmaya başladığın zaman Allah'ın bütün bu oluşum maddesiyle birlikte ilk önce kıyası terk ediyorsun. Onun kızıyım, annesiyim, çocuğuyum. Hepsini birden terk ediyorsun. Bu maddeye doğru baktığın vakit o zaman bu oluş maddesi hakkın maddesi. Doğru mu? Ha, o zaman burada sen diye bir şey değil ilk önce. Sen gözükmüyorsun ki.
bunun içinde. Zaten mümkün değil. Yani nerede gözükeceksin yani? Burayı tanımaya, alemi tanımaya, hakkı bilme, hak, her ne varsa bu alemde hakla durur diyor. Şimdi hak vücudu varsa hep var zaten. Yani biraz sonra tatile gitmiyor. Ben eve geldim, tamam bu sohbetten çıktım, dolmuşa bindim, hak gitti. Bir yere gitmedi. Tamam burada sohbetten çıktım, eve gittim, kocam çıktı karşıma. Yok, kocan yok şu anda. Hak var. Orada başlıyor. Öyle ya, öyle başlıyor. Öyle saçmalık olmaz. Yani ben şimdi birazcık Hak'la, birazcık Ahmet'le, birazcık Mehmet'le beraberim. Yok. Orası öyle olmuyor. Hak'la beraber misin? Hak soruyor sana. Ya çok kardeş ya. Kardeş sen kimle berabersin? Sen beni tanıdın mı tanımadın mı? Ha, tanıdıysan tamam. Tanımadıysan hadi git uğraş. Öyle yani. Bir macera, bir çeşit. Tam bir macera. Çok teşekkür. Gerçekten bak sonsuz kere sonsuz ya. Nasıl? Bütün, nasıl güzel yani? Onu bilmiyorum. Bazen güzel, bazen zor. Ama bütün bunların içinde ben yine bugünümün duası bu. Rabbim hepimize rahimiyet zevki nasip etsin. Ferdiyet zevkinin hakikatini bize açsın. Bugün böyle yani yapacak bir şey yok. Ama yani ben şimdi burada bir dakika dururum. Gözümü kapatırım. Hop ben orada mıyım? Evet oradayım. Orasını hareket ettirebilir miyim? Ettiririm. Ettiriyorum da zaten. Şimdi mesela ben birini düşüneyim. Onun nasıl iyi olduğunu da düşüneyim. Oradan onu koyayım, buradan bunu koyayım. Düşünce hareket ettiriyor mu? Ettiriyor. Madde oluşturuyor mu? Bu olur mu? Olur. Ama bunun dışında Allah rahimiyet zevki nasip etsin. Amin. Kolay gelsin. Kimya Hatun, Kira Hatun veyahut da Kimya mı Kira? Kimya. Karısı seyrederken Şems'in Mevlana'ya bir gül getirdiğini görüyor. Ve o gülü tarif ediyor Kimya Hatun. Ben böyle bir gül değil diyor yani. Bir gül bütün şehri kokutmaya yetiyor. Öyle bir gül var elinde. Yani şu maddelerin, güzel dediğimiz maddelerin gerçek olan yerlerini bir bilsek kim bilir nasıl bir şey olacak. Eyvallah. Yani burada ufak şeyleri var. Yani onu anlatıyor. Bir gül diyor ama nasıl bir gül yani? Bütün alemi kapsayan bir şey. Bir gülden bahsediyor. Ve o yüzden işte Şems-i Tebrizi'nin başka bir gezegenden geldiğini oturdu söylüyor. Doğrudur. Mevlana için geliyor. Senin için buradayım diyor. Ve onun için de öyle gidiyor yani o kadar yani. O yüzden öyle tabii yani o yüzden bir Mevlana da Mevlana oluyor yani. Nasıl bir şeyse öyle oluyor yani. Çok büyük aşk yani. Ne aklınızı başınızda bırakır ne hayatınızı sizde bırakır. Öyle. Öyle bir aşk var. Sadece o dakika için. Sadece onun için. O an için şey yaşar, o an için ölürüm ben. Aynen öyle bir şey. Ve o anı bir zerreyle, bir başka zerreyle yaşamanın güzelliği paha biçilmez. Muazzam bir şey. İşte orada ruhların konuşması, gönüllerin birliği, aşkın zuhuru, bu bedenlerin yokluğu, rahimiyetin ortaya çıkışı var. Öyle, öyle söyleyeyim. Öyle, yapacak bir şey yok. Çünkü aşkın ve muhabbetin en büyük güzelliği o şeyin aynı frekansta karşılık olması. Ve o iki zerrenin bunu yaşıyor olması beraber. Bunu yansıtıyor olması birbirine. Bu çok güzel ve çok zevkli. Ama yine de bugünün duası rahimiyet üzerine. Öyle. Onların aşkı böyle bir aşk.
O yüzden dillere destan, Allah onları destan ediyor çünkü. Çünkü gerçekten o kadar çok sevmişler ki, o duyguyu öyle bir yaşamışlar ki beraber. Bu bir duygu ama yaşamışlar öyle. Gerçekte biz hesap kitap yapıyoruz. O işimiz var, bu bir şeyimiz var. Sevdiğimize gidemiyoruz. O iş bitsin, bu bilmem ne olsun, böyle olsun, böyle olsun. Efendim şey derdi yani, imtihanı var son sınıf mesela. Aşk uğruna bırakıp çekip gitmiş hiç. Yok. Hop. Haydi ne o? Üniversite yok, sıfır bir anda. Bunun gibi bir şey yani. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Allah aşkı ve muhabbeti böyle bir şey. Öyle çok. Benim işim bitsin. Ondan sonra oraya aşk yaparım. Olur. Öyle bir aşk bulursam ben de, bana da söyle. Ben bilmiyorum orasını yani. O yüzden aşk meşk işlerini bir kenara bırakalım. Tamam. Biraz İbn Arabi'den okumaya başlıyoruz. Orasını inşallah bitiririz. Firavun'un Musa'ya sorusu var orada. Bugün böyle oldu. Herkesi öpüyorum. Sevgi, Allah'la kalın, muhabbetle kalın. O kadar yani. Hakkı gör. Hak de gör işte, o kadar. Başka bir şey bilmiyorum ben. Önünde haktan başka bir şey yok. İşte bu kadar. Ha. Onu diyor yani. Ve bu da bir yansıma diyor. Sahiplenme. Bu kadar. Oh, kurtul gitsin. Öpüyorum.